Sevgili takipçilerim, Almanca hocanız olarak sizinle ilk podcastımı paylaşmak istiyorum. Bu podcastları işten eve, evden işe giderken, yolculuklarda, tren beklerken dinleyerek Almanca öğrenme amaçlı böyle bir ders hazırlama gereği duydum. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Instagram'da paylaştığım cümlelerle başlamak istiyorum. Ondan sonra ilerledikçe daha uzun cümleler kurmayı düşünüyorum sizinle beraber tabii. Tabii ki siz Almanca öğreniyorsunuz ve Almanca'da bu ne demek diye Almanca sormak istiyorsunuz. Heißen fiilini kullanmanız gerekir. Heißen fiili adının olması. Bir şeyin adının olması. Örneğin ich heiße Türkan. Benim ismim Türkan. Was heißt das? Bunun adı ne? Mesela. Wie heißt du? Senin adın ne? Bunun adı Almanca ne diye sormak istersek, Almanca'da bu ne demek yani? Was heißt das auf Deutsch? Veya başka bir soru, bu ne anlama geliyor diye Almanca soruyoruz. Was bedeutet das? Bedeuten bir isimlendirme değil, adlandırma değil. Bedeuten manasını merak ediyoruz. Bunun manası ne? Bu ne anlama geliyor? Bedeuten anlama gelmek, ifade etmek fiili. Başka bir fiile geçelim. Wissen, bilmek. Merak ediyoruz, geliyor mu? Bilmiyorum diyeceksiniz. Bilmiyorum. Nasıl diyoruz Almanca? Ich weiß es nicht. Bilmiyorum. Gitmek fiili Almanca'da gehen. Gehen'i bir sürü bazı yerlerde farklı şekillerde karşınıza geliyor. Örneğin şu cümlede de kullanıyoruz. Bu böyle olur veya bu böyle olmaz. Tercüme ediyoruz hemen. Bu böyle olur. Das geht so schon veya schonsuz. Das geht so veya bu böyle olmaz. Demek istiyorsak tabii ki nicht ile olumsuz yapmamız gerekir cümleyi. Das geht so nicht. Şaka. Almanca şaka neydi? Veya fıkra. Daha çok fıkra diyelim. Espri. Der Witz. Sormak istiyoruz. Şaka mı bu? Şaka mı yapıyorsun? Bu bir şaka mı? Ist das ein Witz? Veya şu soruyu sormak istiyorsunuz. Dalga mı geçiyorsun? Machst du Witze? Veya bu komik mi şimdi? Kızıyorsunuz böyle. Bu komik mi şimdi? Ist das jetzt witzig? Ist das jetzt witzig? Böyle soruyorsunuz. Kalmak fiilini biliyoruz zaten. Bleiben. Merak ediyoruz şimdi. Ne kadar kalıyorsun? Sormak istiyoruz. Ne kadar kalıyorsun? Zaman yani bir süre soruyoruz şimdi. Ne kadar kalıyorsun? Wie lange bleibst du? Biraz daha kal. Bleib noch ein bisschen. Ein bisschen biraz. Kann ich ein bisschen später kommen? Ne dedim şimdi? Kann ich ein bisschen später kommen? Biraz daha geç gelebilir miyim diye soruyoruz mesela. İznin olması. Dürfen. Bunu biliyoruz ya zaten. Bir de aynı zamanda ama lassen de kullanıyoruz. Nasıl? Soruyoruz mesela, diyoruz ki bana izin ver. Böyle. Bana izin verir misin? Ben artık bunu yapmak istiyorum. Buna dürfen'i kullanamayız. Peki şöyle sorabiliriz hani kibarca. Darf ich? İzin veriyor musun?
oluyor o zaman. Ama biz diyoruz ki bana izin ver. Lass mich diyeceğiz. Lass mich ben yapayım. Devam edelim. Ne yazık. Nasıl diyoruz onu? Çok yazık oldu. Mesela birisini doğum gününe davet etmek istiyorsunuz, o da gelemiyor. O zaman siz üzülüyorsunuz. Üzüntünüzü nasıl belli edeceksiniz mesela? Diyeceksiniz ki, wie schade. Ondan sonra şöyle de sorabilirsiniz. Hani emin olmak için, emin olabilmek için. Hani vallahi gelemeyecek misin? Kannst du wirklich nicht kommen? Yani vallahi mı veya gerçekten mi? Wirklich? Böyle wirklich? Böyle soruyorsunuz. Başka bir konu? Rahatsız mı ediyorum? Böyle mesela otobüste oturuyorsunuz, böyle çok sesli müzik dinliyorsunuz. Yanınızdaki bayan biraz yaşlı böyle. Soruyorsunuz ona. Sormak istiyorsunuz. Nasıl soruyorsunuz rahatsız mı ediyorum diye? Störe ich? Stören fiilini kullanmanız gerekir. Stören rahatsız etmek. Veya çok mu ses yapıyorum? Bin ich zu laut? Hani buradaki çok kelimesi zu kelimesini kullanmanız gerekir. Bin ich zu laut? Ben çok mu sesliyim? Yani çok mu ses yapıyorum manasında. Karşınızda cevap veriyor mesela. Diyor ki nicht wirklich. Şimdi buradaki wirklich kelimesi ne? Gerçekten değil işte. Şimdi bakın, eğer ki bu cevabı alırsanız nicht wirklich tam tamına şu manayı veriyor. Tam olarak değil. Buradaki wirklich kelimesi tam kelimesi. Devam soruyoruz. Mesela bilmek istiyoruz ne kadar uzakta diye. Wie weit ist es? Uzaklık soruyorsak eğer, mekan olarak uzaklığı wie weit sorarız. Bir süre sormak istiyorsak eğer wie lang sorarız. Bir kelime daha var size öğretmek istiyorum. Ben o kelimeyi çok seviyorum. Im nu. In einem nu. Yani ansızın. Ich diyoruz ki hastaneye gittik. Hastaneye niye gittik? Mesela düştük. Ne diyoruz doktora? Ya ben ansızın düştüm. Nasıl diyorsunuz onu? Ya'yı bırakıyorsunuz tabii. Ich bin im Nu gestürzt. Yolda yürüyordum, ansızın küt düştüm. Als ich auf dem Weg war, bin ich im Nu gestürzt. Als ich lief, bin ich im Nu gestürzt. Yürürken birden ansızın düştüm. Güzel bir kelime değil mi? Bu kelimenin artikelini bilen var mı? Ben dedim ya, im Nu, in einem Nu. Bu durumda einem artikelini kullanıyoruz ya, ne olabilir? Ya, maskulin veya neutrum. Hatta bu kelimede ikisi de. Das Nu diyebilirsiniz, der Nu diyebilirsiniz. Ama cümle içinde gerekli değil, bunu bilmeniz yeterli. Im Nu, soğuk değil artık demek istiyorsunuz. Kış geçti gitti, geldi dördüncü ay, beşinci ay, yaz geldi ve diyorsunuz ki artık soğuk değil. Artık, artık kelimesi Almanca'da nasıl tercüme ediyoruz? Es ist nicht mehr kalt. Mehr var ya hani Türkçe'de, mehr'in anlamı aynı zamanda mehr'i biliyorsunuz. Mehr iki E harfiyle arka arkaya yazılırsa deniz. Fakat H harfiyle yazılırsa o zaman daha fazla anlamına gelir. Daha çok, daha fazla. Aynı zamanda ama bir de artık anlamına da geliyor. Artık soğuk değil. Es ist nicht mehr kalt. Es ist warm. Sıcak. Es ist warm. Es ist kühl.
serin, es ist sonnig, güneşli, es ist, es ist. Daha ne olabilir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Peki artık zamanı geldi dersek, burada başka bir kelime kullanmamız gerekir. Hatta artık zamanı geldi cümlesini tamamıyla komplet farklı bir şekilde tercüme ediyoruz. Ve bunu bir tercüme ettiğimizde de aynen böyle bilmeniz gerekir. Öyle fazla, yani fazla değiştirmeden aynı kopya çekin siz. Bunu ezbere alın yani. Nun ist es soweit. Artık zamanı geldi. Neyin zamanı geldi biliyor musunuz? Biraz daha uzun cümlelere geçmenin zamanı geldi mesela. Şöyle diyelim. Birisine evlenme teklifi yapıyoruz. Şöyle diyelim. Birisine evlenme teklifi yapacaksınız da tam söze giremiyorsunuz. Şöyle cümle kurmak istiyorsunuz. Ya çok uzun zamandır ben geleceğimiz hakkında düşündüm. Bu akşam geleceğimiz hakkında çok uzun zaman düşündüm. Böyle bir cümleyi Almanca nasıl dersiniz? Şöyle dersiniz. Ich habe heute den ganzen Abend über unsere Zukunft nachgedacht. Ich habe heute den ganzen Abend über unsere Zukunft nachgedacht. Ondan sonra devamında böyle bir cümle kurmak istiyorsunuz. Yani ona güvendiğinizi ifade etmek istiyorsunuz. Ya veya güvenin bir ilişkide önemli olduğunu ifade etmek istiyorsunuz. Yani o zaman bu durumda ne? Hangi fiil gerekli? Güvenmek, Vertrauen. Ama başka bir kelime arıyorum ben. Vertrauen güvenmekse ama bir de verlassen var. Sich auf jemanden verlassen. Verlassen aynı zamanda terk etmek. Ich verlasse dich. Ben seni terk ediyorum. Ama sich auf jemanden verlassen. Mesela ich verlasse mich auf dich dersek ben sana güveniyorum, sen güvenilir bir insansın ifadesini anlamını veriyor. Ich verlasse dich. Seni terk ediyorum. Ama bu çok önemli. Yani bu ikisini karıştırmayın lütfen. Bakın ne kadar birbirine zıt bir anlam çıkartıyor. Yani bu gerçekten önemli yani. Diğer kelimeleri bilmem ama bu önemli. Verlassen. Bir defasında terk etmek. Bir de sich verlassen var. Ja, bu sichleri çok önemli. Refleksif fiiller önemli. Bir de sich verlassen derseniz eğer ki ben sana güveniyorum anlamını veriyor ya, evlenme teklifinde akşam siz eğer derseniz ben, şimdi ikisini karıştırırsanız ya evlenme teklifi yapıyorsunuz, verlassen kelimesini karıştırıyorsunuz, sich'i terk ediyorsunuz ve diyorsunuz ki ich verlasse dich. Halbuki demek istiyorsunuz ki ich verlasse mich auf dich. Ben sana güvenebilirim. Senin de bir gelecek kurabilirim anlamını vermek isterken yanlışlıkla ich verlasse dich derseniz ben seni terk ediyorum diyorsunuz. O yüzden buna çok dikkat edin. Sen güvenilir bir insansın. Sana güveniyorum, seninle bir gelecek kuracağıma inanıyorum ifadesinde şunu demeniz gerekiyor. Ich verlasse mich auf dich. Bu çok önemli bir cümle değil miydi? Ya bu ikisini böyle ayırt etmek gerekiyor. Eğer ki siz o Almanca iki fiili karıştırırsanız o anda o bayanın size nasıl davranacağını tahmin bile etmek istemiyorum. Mesela annenize çok güvendiğinizi ifade etmek istiyorsunuz. O zaman şöyle diyoruz. Ich könnte mich immer auf meine Mutter verlassen. Ben hep anneme güvenirim. Ya yani annem güvenilir veya annem güven verdi bana manasını veriyor bu. Tam olarak ich vertraue meiner Mutter immer. Ben anneme güveniyorum. Ben anneme hep güveniyorum. Ich könnte mich immer auf meine Mutter verlassen.
Ondan sonra şöyle bir cevap alırsanız lütfen şaşırmayın. Bayan size şunu demek istiyor ya. Beni aslında bu çok alakadar da etmiyor. Ya, bana ne? Nasıl diyebilir sizce? Veya siz o cümleyi duyduğunuzda ne anlamanız gerekir? Das ist mir egal. Beni ilgilendirmiyor. Das ist mir egal. Veya şimdi bu sokak dili bir tane. Das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Wurscht burada aslında Wurst kelimesini biliyorsunuz. Hani sucuk kelimesi. Yani bana ne, yani sucuk kadar önemsiz bir şey anlamını veriyor. Das ist mir egal. Beni ilgilendirmez, beni alakadar etmez anlamına geliyor. Diyelim mi? Artık zamanı geldi. Şimdi bunun tercümesini nasıl yapıyoruz? Artık kelimesini nasıl öğrenmiştik? Hani mehr demiştim ben. Es ist nicht mehr so kalt. Artık o kadar soğuk değil. Ama şimdi dikkat etmeniz gerekiyor. Artık zamanı geldi derken nun ist es soweit. Siz bunu böyle ezber öğrenin bu cümleyi. Bazı zamanlarda artık'ı mehr olarak tercüme ederiz. Bazı zamanlarda nun. Bunu zaman zaman size böyle öğreteceğim. Almanca zamanla öğrenilir. Ne dedik biz? Nun ist es soweit. Bir podcast'ın sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek üzere. Ciao ciao.